Merhaba, ben Tayyar Işık Saçan, İşkolik'tesiniz. Bugün serbest muhasebeci ve mali müşavir Eftal Eren'i ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba Tayyar Bey, nasılsınız? Ne güzel bir isim, Eftal. Teşekkür ederim. Fazilet demek, Arapça. Arapça fazilet demek. Arapça kökenli bir isim. Öncelikle ekran başındakilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bendeniz mali müşavir olarak mesleki düşüncelerimi ifade etmek için katıldım buraya. Tabii gündemde de birçok sıkıntılar ve problemler var. Sakarya Odası Başkanımız, Mali Müşavirler Odası Başkanımız Erdinç Atalay Bey'e de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi öncelikle hemen davetiniz için de çok teşekkürler. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Benim size bir sürü sorum olacak ama önce birazcık kendinizden bahsedin bana. Ben daha sonra bu para ve bu parayı yönlendiren şirketlerin can dostu, akıl hocaları sizlere bir sürü sorum olacak ama önce bir sizi tanıyalım. Tabii ki. Ben Eftal Eren, 85 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. 39 yaşına kadar İstanbul'da kaldım. Yaklaşık bir senedir de Sakarya Hendek'te ikamet ediyorum. Tabii mesleki konulara daha çok detay vermekte fayda var. Bir senedir de İstanbul dışında olmamdan dolayı da çok memnunum. Yani kaçabildik yani. Kafam rahatladı diyorsun. Sakarya Hendek'liyim aslında. Evet, kafamız rahatladı. Eğitim hayatımın tamamını İstanbul'da geçirdim. Tamamladım. İlk, ortaokul, lise, üniversite. Yüksek lisansımı da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tezli bir şekilde akademik tarafında var. Ama akademiyle üniversiteyle biraz uzak kaldık. Çünkü piyasaya girdik. Son 3 yıldır EFC Partners, Serbest Muhasebeci Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bizim aslında çatı firmamız bu. EFC Partners. Bizim bir hizmet tarafımız var. Bir de ticari tarafımız var. Hizmet bölümünde neler yapıyorsunuz? Hizmet tarafında genellikle muhasebe ve finans alanında, benim işte bileziğim muhasebe ve finans alanında olduğu için kendi alanımız mali müşavir tarafı. Bir de bizim ticari tarafımız var. Markalarımız var, patentlerimiz var. Ticari tarafımızda da ben tabii şimdi meslek mensubu olmam hasebiyle ticaretle uğraşamadığım için müdür olmadan kardeşim Efkan Eren, onunla ortaklık yapısı kurdum. Ticari tarafı o işte bakıyor. İthalat, ihracat kısmında, madeniyat, ihracatı. Bir de spor okulumuz var bizim. Siz kanunlar çerçevesinde mi şey yapamıyorsunuz, ticaret yapamıyorsunuz? Kanunlar çerçevesinde mali müşavirler, hukukçular, doktorlar, serbest meslek erbabı ticarette uğraşamazlar. Yani uğraşırlar ama müdür olamazlar, yetki alamazlar. Yetki alamazlar. Şimdi ben o yetkiyi alamadığım için kardeşimle beraber, o da Amerika'da basketbolcu bu arada, birçok yayınlarda katılmıştır. Onunla bir ortaklık yapısına girdik. Kendi markamız var. Top Camp USA. Öğrencileri, işte genç yaştaki çocukları yurt dışına, üniversiteye gönderip onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ben tabii oranın sadece ortağıyım ama finansal anlamda benim ilgi alanımda. Onun haricinde Serdivan'da, Sakarya Serdivan'da basketbol okulumuz var. Yaklaşık 50 öğrencimiz var. Siz oynadınız mı? Var böyle bir yapıda? Bende hiç yok. Bir güreşçi havası var ama yok, şey yok be. Yok mu? Sporla hiç iyi ilgilenmedim. Daha çok kitap, işte entelektüel çalışmalar. O kısmı yani biradere mi bıraktın? O biraz daha hareketli tabii. Uzun boylu kendisi zaten. 2-10 boyunda. Yani, maşallah. Şimdi bizim Top Camp USA patentli bir markamız var. Marka tescili yapılmıştır. Bizim şirketimiz tohumlarını 3 sene önce attık. Yani 75 yılından beri zaten aile geleneğimizle madencilik ve inşaat sektöründen geliyoruz. O yani genlerimize var ticaret yapmak. Tabii kayıtlarımız oldu. Bunlar bize tecrübe kazandırdı. Ama çok mütevazi bir yani ekibiz. 12 kişilik toplam bir personel sayımız var. Ama uzun vadede gençlere örnek olabilecek. Hem akademik anlamda hem tecrübe anlamda. Yani ben piyasada yaklaşık 13 yıl boyunca çalıştım. En alttan başladım. İşte mali işler müdürlüğüne kadar yöneticilik, işte finans alanında, muhasebe alanında kendimi geliştirdim. Sonra 3 sene öncesinde, 2020'de, çok da bir uzun bir zaman değil. 2 senede 12 kişilik daha da hani gelişiyor, sayımız artıyor. İstihdam saat sağladıktan sonra da bir özgüven geldi bize. Ekonomik bir rahatlama ile birlikte. Ama mali işler ve muhasebe kısmından ilerlemek hedefimiz KPMG gibi. Zaten bugün gündemde olan şeyleri de detaylandıracağım ben. Benim sana bir sorum olacak Eftal. Bu işte sokakta gezerken böyle tabelalar gözümüze baktığında işte
serbest mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik, mali işte serbest muhasebeci, Nedir bunlar? Yani kendi içinde kaça ayrılır? Bu ayrılma sebepleri nelerdir? O baştaki ünvan ne yapar da işte yeminli olur? O yeminli olunca ne olur? Şimdi tabii ki Tayyar Bey, serbest muhasebeci, mali müşavirler ikiye ayrılıyor. Bağımlı ve bağımsız olarak. Serbest muhasebeciler kalktı artık. Ondan 15 sene, 20 sene önce artık ilkokul mezunu, ortaokul mezunu insanlar muhasebeci olabiliyordu. Ya bu itibar edinme konusu da çok önemli. İtibarsızlaştırma, hani yayından önce konuşmuştuk. Avrupa'da, yurt dışında mali danışmanlar oluyor. Evet, yani orada ya ailelerin bir şeyleri var. Çok saygı duyulan bir meslek aslında. Yani bir hukukçu, bir yani avukat, bir doktor birbirlerini kolay kolay kötülemezler. Birbirlerini desteklerler. Hı hı. Bizim mesleki bilincimiz var ama sayımız fazla, niceliğimiz fazla, nitelik az. Bundan dolayı da kaliteli hizmet alamıyor mükellef. Doğal olarak basit üstü olan var. Adam bakkalı var, holdingi var. Her birine hitap eden insan farklı oluyor tabii. Yani herkesin piyasasına göre, alınan hizmete göre. Serbest muhasebeci var müşavir ikiye ayrılıyor. Bağımlı, bağımsız. Bağımlı olanlar şirketlerde çalışırlar, defter tutamazlar. Bağımsız olanlar da kendi şirketlerini kurarlar bir mükellefiyetle. Diğer firmaların sorumluluğunu alırlar. Defter tutmadan tutun da tüm personel bordolamalarına kadar detaylandırma saatlerce detaylandırılır. Ana temalarla geçiyorum. Bütün mesleki işlerini, sorumlulukları devletle vatandaş arasında aracı. Peki hemen ara bir soru soracağım Eftel. Hukuki sorumluluğu var mı işinizin? Tabii ki var. Biz yarı kamusal bir pozisyonumuz var bizim. Hı hı. Eskiden bilirsiniz Osmanlı'da kapitülasyonlarda bazı derebeyleri ve tahsilat yapmak için yurt dışından insanlar gelirdi. Tahsilat yaparlardı. Biz burada tahsilatın öncüsüyüz. Yani akıncısıyız. Hı hı. Bizden geçiyor her şey. Yani devletin kasasındaki bütün memurların ödemeleri, maaşları hepsi beyannamelerdeki tutarlar. Bizim imzaladığımız tutarlarla devletin kasasına, hazinesine girer. Bu da çok önemli bir sorumluluktur. Farklı farklı sıkıntılarımız var. Tabii çok da hani mesleki anlamda tahsilat problemlerimiz var. Bunları dile getirin dediler çünkü bize. Beyannamelerle birlikte tahsilatın mali müşavirle onaylı bir şekilde, yani biz işte şeyin mükellefin peşinden koşuyoruz. Halbuki devlet adına kutsal bir iş yapıyoruz. Yani müşteri sıfatıyla şimdi mükellefe bakıldığı andan itibaren nasıl bir inşaatı denetleyecek olan mühendisi kiralayıp onun parasını verdiği zaman seni denetleyecek olan insan da senin müşterin. Para işini aradan çıkartmak lazım biraz da yani. Onu standartlaştırmak lazım. O çok önemli. Ben özellikle bahsetmek istediğim bazı konular var. Mesela gelir dağılımı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikten dolayı da az kazanan çok, çok kazanan da az, daha doğrusu bir büyük işletmelerin, şirketlerin hiç vergi vermediği bir yapı var. Tamam, hükümet belli bir alanda askeri ücretin düşük tutulmasıyla ilgili daha çalışmalar yaptı. Politik de olabilir bunlar. Karşılığını bir kısım buldu, bir kısım bulamadı. Şimdi inanılmaz bir vergi yükü var. Bu vergi yükünün altında bizim hem mükellefleri desteklememiz lazım, hem de devleti, devletçi bir yapıda, namuslu bir şekilde aracı olmamız lazım, değil mi? Burada bu vergi yükünü arttıran da azaltan da devletin kendisidir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik de vergi sisteminin, mevzuatının tamamen kaçırma ve kaçınmaya yönelik oluyor. Düzeltilebilir mi? Şimdi düzeltilebilmesi için de... Ya da kısa vadede düzeltilebilir orta mi? Orta sınıfın çok kuvvetlenmesi lazım. Maddi uygarlıkta orta sınıf, işçi sınıfı güçlü olması lazım. Bizde bu sınıflar arası geçişlerde çok fazla şey yok. İrtibat ve ilişki yok. Devletin belli kademesindeki insanların nüfuzu var, gücü var. Bu halkın her zerresine sirayet ediyor. Ama üst yapı olarak siyasal yapının bir defa
mali disiplin getirmesi lazım ülkede. İthalatlar olmalıdır. Tamam, gümrük vergileri olmalıdır. Belli bir disiplin olması lazım. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlikler temelinde iyi yetişmiş, nitelikli mali müşavirler, maliyeciler, yani bunların işte kontrollü bir şekilde eşitçi bir vergilendirme sistemiyle olunabilecek bir şey. Dünyadaki en başarılı sistemler de var bu konuda. Şimdi yani örnek alınabilecek ya da örneklendirilebilecek. Bu sistemin başlangıcı zaten Amerika ve İngiltere sanayi devrimiyle birlikte orada işte yetişen finans sektöründeki insanlarla belli bir sistem kurmuşlar. UFRS, IFRS, uluslararası standartlar var. Biz bu standartlara benzer bir sistemimiz var ama yine örf, adet, gelenek, yani koşul ve şartlara göre malumunuz. Şekilleniyor. Şekillenmek zorunda. Çünkü oradaki sistemi burada uygulamanız mümkün değil. Ağır mı gelir? Sistemi uygulamanız burada uygularsak mümkün ağır mı gelir? Burada bir defa kapital sistem, yani sermayenin burada değil, devlet kültürüyle bir çalışma yapılması lazım. Ben mesela şuna çok önem veriyorum. Bizim EFC Partners olarak vermiş olduğumuz hizmetlerden biri de devlet teşvikleri sistemi. İşte COSGAP, TÜBİTAK, İPART, Kalkınma Ajansı. Bu tip desteklerle küçük orta ölçekli işletmelerin özellikle imalat konusunda desteklenmesi gerekiyor. İmalata çok önem veriyorum. Çünkü hizmet ayrı ama artı değer üreten, imalat yapan insanların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü en ufak bir şey üreten insan kutsaldır. Homo economicus diyoruz. İnsan ekonomik bir canlıdır, varlıktır. Kendi medeniyetini üretmeyle, ekonomik olarak bir şeyleri aşmayla, yani madde üretimiyle, maddeyi dönüştürmeyle başarmış. Yani bizim kültürümüzün kökenlerinde bu var. Bir taşı yontmuşlar, şey çıkmış, başka bir şey çıkmış. Bu makineyle başka bir üretim yapmışlar. İşte artı değer. Yani bu üretim esnasında bunların desteklenmesi çok önemlidir. Desteklenmesi COSGAP üzerinden hani yapıldı. Bunların danışmanlığını da biz veriyoruz. Yani uzmanlık alanımız, ihtisasımız bu. Bu kadar kısa sürede büyümemizin de şeyi bu aslında. Sadece defter tutma, mevzuatları takip etme değil. Mevzuatların yanında da denetim ve kontrol mekanizması gerekiyor. Sürekli işte kendimiz yenilememiz lazım. Excel işte programlarıyla, Excel tabanlı makro programlarla. Çünkü şimdi dijital şeye geçtik. Şimdi gündemimizde işte meslek arkadaşlarımız, işte meslek mensupları özellikle dile getirin dediler Tayyar Bey. Şimdi yeni bir dijital şey çıktı. İki haftadır çılgınca komple bizim arayüzümüz mali müşavirler olarak sistemimiz zaten dijitalleşme sürecinde büyük sancılar yaşıyoruz. Hiçbir arkadaşımız da çıkıp da bunu dile getiremiyor. Bir de değişiklikler devreye girince. Sürekli bir değişim. Tamam, değişmeyen tek şey değişimdir ama biz niye bunun hamalını çekelim ki yani? Sürekli bir değişim, değiştirin. Ya bunun bir altyapısını kurun ya. Ya dijitalleştirme diye bir şey getirdiler. Arayüzler değişti. Beyanlamanın bütün entegrasyon sistemleri çöktü. Ya biz bir ay beyanname vermeyelim. Şu an Türkiye'nin ekonomisi çöker. Ya maaş ödeyemez şey yani devlet yani. Ya bu kadar büyük fenomende bir şey yok, bir anlamı yok. Basit sistem bir aslında kolaylaştırılabilir. Birazcık da kendi kendimize tanıyorum şimdi, herhalde. Bu dene ve yanıl yöntemi biraz da oradan sıkıntıya koyuyor. Bu arada zamanım çok daraldığı için bir soru soracağım sana. Bir taraftan mali disiplin getirilmeye çalışırken bir taraftan da mevcut alacaklar için devlet sürekli böyle bir af çıkartma yönteminde. Evet. İşin içindeki bir adam olarak, özellikle de aracı kurum olarak nasıl bakıyorsun bu işe? Yani bir kere de bu işten kurtulup yeniden bir sıfırlanıp bir yol haritası yapılamaz mı? Böyle bir 3 ayda bir 4 ayda bir yeni aflarla. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Biz ticaret yapan aileden geliyoruz dedim ya. Benim babam çekten dolayı içeride yatmış bir insan. 2 ay boyunca arabamızı satıp çıkarmıştık. Yani insanları zorlamanın bir anlamı yok. Af çıkmalı. Ama vergi dilimlerini adaletli bir şekilde çok kazanandan, ben şimdi farklı bir insanım, az kazanandan değil. Tamam, gelir vergisinden muaf olmuşsun ama şimdi 1 milyar dolarlık iş yapan adamla 15 bin TL kazananın vergi dilimleri arasındaki o haksızlık, yani adaletsizlik iğrenç bir şey. Buna siyasiler müdahale etmesi gerekiyor. Biz uygulayıcılar olarak
Yani bizim sıkıntılarımızı ben dile getirmek için geldim buraya. Hı hı. Örnek veriyorum, basit usul diye bir saçmalık var. Basit usul olan, devlet bunu artık siyasi bir şey midir, ekonomik bir şey midir, koruma altına yani alıyor. Hiçbir şeyi, gelir vergisi vermiyor, KDV vermiyor, kurumlar yok, mutasar yok. Adam işte 1,5 milyon, 2 milyonluk bir iş yerine sahip, orası zaten satsa, yani direkt bilançoya tabi olacak. Bunlar koruma altında kalıyor. Bir de kendi dernekleri üzerinden, birlikleri üzerinden bunu tutabiliyorlar. Yani ayrıştırabiliyorlar. Ne yapıyor? Bu mali müşavirlerin kontrolü dışında bir yapıya doğru gidiyor. Yani sanki biz bu işi yapmıyoruz. Bu işte kurumsallaşmamışız. Bizim dışımızda ayrı bir örgütlenmeye gidiliyor. Yani vallahi ne desen haklısın. Efendim bir dokun bin aşit durumu var ya, hani dışarıdan evet, baktığınızda böyle ışıl ışıl bir vitrin görünse bile değerli dostum Eftal Eren'in sıkıntıları, sektöre ilişkin sıkıntılarıyla beraber onların da kendi içinde yaşadıkları sorunları konuşmuş olduk. FC Partners'den Eftal Eren'i ağırladım bugün programda. Bir başka programda yine değerli bir konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a ısmarladık.